Sevgili seyirciler, o onlarca faili meçhule şahitlik yaptı. Verdiği ifadeler, anlattığı olaylar kan dondurdu. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının 70 faili meçhulle ilgili bilgisini talep ettiği JITEM itirafçısı Abdülkadir Aygan konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Aygan, bir dönem darbe zemini oluşturmak için kullanıldıklarını söylüyor. Aygan, demokratik açılım sürecini de desteklediğini ifade etti. 10 yıl PKK saflarında kaldı. İtirafçı olduktan sonra ise 9 yıl JITEM'e çalıştı. Bir zamanlar cinayetlere, işkencelere, haraçlara tanık olmuş olan itirafçı Abdülkadir Aygan, Türkiye'nin karanlık döneminin en yakın şahitlerinden. Ve o şimdi bu kan düzeni bozulsun diye bildiklerini anlatıyor. Ergenekon davası yürütülmekte, JITEM davası, faili meçhuller davası ve ben buna tanığım. Yani bir tek yaşayan canlı tanığım. Ve şeyi devam ettiren biriyim, beni ortadan kaldırmak isteyecekler. İsveç istihbaratı tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında korunan ve başkalarıyla görüşmesine izin verilmeyen Aygan'ın kamera karşısına geçiş sebebi Türkiye'de atılan demokratikleşme adımları. Ben yardımcı olmak istiyorum. Yani bu sürece bir katkım olsun, şeyim olsun, yani karınca kararınca. Huzur ve kardeşlik projesi yıllarca sorunları ötelenmiş Kürt insanı için adeta bir nefes alma ümidi. Allah yapandan razı olsun. Bunlar geç başlatıldı. Yani ya nasıl diyeyim, çok yıkım olduktan sonra yani yazıktır, olmayabilirdi bu şeyler olmayabilirdi. Aygan gençliğinin bir sağ sol çatışması içinde heba olduğunu anlatıyor. Ve o günlerde darbe zemini hazırlamak için kullanıldıklarını çok geç anladığını söylüyor. Bu bir süreçmiş. Yani şu anki anladığım kadarıyla bir süreç başlatmış bazıları. Bu darbe şartlarını hazırlamak için, yani Türkiye'de darbe, askeri darbe yapmak için, Cunta'yı başa getirmek için hazırlanan bir senaryonun parçalarından biri bu sağ sol çatışmaları. Lise yıllarında ateşli bir CHP'li olan Aygan bu yolda kurşun bile yemiş. Ancak o CHP'nin son dönemdeki özgürlük karşıtı çıkışlarına anlam veremiyor ve verdiğim desteğe yazık diyor. Acıyorum. O geçen yani CHP için harcadığım o kurşun yediğime bile acıyorum yani. Bölgeyi ve o karanlık yılları en iyi bilen isimlerden Aygan, burada yuvalanan şer odaklarının kendi menfaatleri, illegal kazançları için bölgedeki kaostan faydalandığını ve çıkarlarının devam etmesi adına çözümden yana olmadıklarını anlatıyor. Toplumda aslında normal şartlarda hiçbir saygınlığı olmayan kişi devlet gücünü arkasına alıyor ve toplumun başına Azrail kesiliyor. Bölgede astığım astık, kestiğim kestik,